Evet, Zoom elektriği aracılığıyla tüm Türkiye'nin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Sanatçımı da ayrıca tebrik ediyorum. Çok Güzel bir teşekkür çalışma yaptık ederim. beraber. Gerçekten çok sağ ol. Yemin ediyorum Sizi çok gayet mutlu güzel oldum. temsil ediyor. Başarılarına başarılar katıyor. Kendisini çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Bu arada Nevin'cim, yani benim programım şu an 4. haftasına giriyoruz. Yusufi beni aramadı. Benim programım. Bak senin programını aradı yani. Aramak istemiştir de olmamıştır, değilmiştir. Öyle söyleyelim, değil mi? Yok canım, ben onu asla hiçbir zaman kırmam. Şaka yapıyorum yani şu Bazen anda. denk gelmiyoruz. Biz de sanatçı olduğumuz için Tabii ki. programlarda oluyoruz, bazı yerlerde oluyoruz. Denk Katılıyorum gelemiyoruz. sizlere. Aynı zamanda yapımcı olduğumuz için ve ses kayıt stüdyosu da işlettiğimiz için albümler vesaire kayıt derken gerçekten vaktim kalmıyor sanatçılarımı izlemeye. Bugün özellikle vakit ayırdım. İyi ki de ayırmışım, en azından sizin enerjinizi karşıdan hissederek başımın ağrısının geçtiğini düşünmeye Çok başladım. teşekkür ederiz. Oo, çok Çok sağ teşekkür ederiz. olun. Zaten yarın beraberiz, değil mi? Evet, aynen kısmet olursa. Tamam. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Programınız gayet harika geçiyor. Enerji dolusunuz Biz hepiniz. teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi ki varsınız diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ne kadar Çok mutlu güzel, değil oldum. mi? Vallahi çok mutlu oldum. Şaka değil yani. Şaka bir yana. Seni burada da yalnız bırakmadılar. Böyle dostların olması, böyle çalıştığınızı birlikte iş yaptığınız dostlar olması gerçekten çok güzel. Ben bu tür dostluklara çok önem veririm. Aynen öyle. İşimde bir iş yaparken oradaki huzuru tatmak isterim, huzurlu olmak isterim. Hani derler ya, işe giderken ayakların geri gidiyorsa o işten hiçbir hayır gelmez. Aynen. Gerçekten tebrik ediyorum sizleri beyefendiyi de. Şimdi Yalçın Yalman, UFO'yu nasıl keşfettik? Her şey böyle sorusuz sizden dinlemek istiyoruz. Çünkü benim ailemde de UFO ile ilgili çok meraklı insanlar var. Hadi bakalım, bugün izliyorlar. Öncelikle beni buraya davet ettiğiniz için Nevin Hanım çok teşekkür ederim. Şöyle Gürültü rahat edin, çok yaslanın gidiye, rahatım. çok rahat olun. Bakın Zaten bizim sizden oldunuz, ben kameralar... relax oldum zaten. Çok rahatım. Bizim Şurada mutlu kameralar gibi. çekmiyor zaten. Tuncay Yok. Bey çekmeyen kameralar almış. Öyle değil mi Evet. Tayfun? Sadece beni Şurada çekiyorlar. normal sohbet ediyoruz. Sen, ben, Öyle, benim arkadaşlarla evimde beraber. misafir geldik. Aynen öyle. Aynen öyle. Ispanaklı börek harika yapıyor bu arada. Kesinlikle tavsiye ederim. O da mı yapıyor? Ben de Sen, istiyorum. sen o da mı yapıyor derken sen. O menekşe de yapıyormuş. Sen de mi? Ben her türlü böreği güzel yaparım. Bilsen buyurun hepimiz böyle bir akşam bende toplanalım. Nasıl ama Vallahi güzel terasın? olur. Harika, Öyle manzaralı güzel bir evim var ki Evi börekler mükemmel güzel. Allah. Zaten şu anda da evinde gibi. Aynen Aynen öyle. evet, onun şey havası var böyle burada. Canımsın, çok Amerikan teşekkür mutfaklı ederim. bir salonda oturuyoruz. Öyleyim ben be. Öyleyim ben be. Alo. Hoş geldiniz. İyi bayramlar cümleten. Size de iyi bayramlar efendim. Buyurun, sözü size bırakıyorum. Alo. Yönetmen Efendim. Canan Hanım'ın yarın doğum günü. Onun için misafir rica ediyorum. İbrahim kim Canan? Aldatıyor seni. Canan, beni kiminle aldatıyorsun sevgili yönetmenim? Siz Canan'ın neyi oluyorsunuz? Arkadaşı. Buradan şimdiden doğum gününü kutluyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi günler diliyorum. Tamam, unutmadım kızım. Var ya, bir şey söyleyeceğim. Burada ortam o kadar güzel ki. Şimdi Menekşe diyor ki, hani bir sürpriz vardı, ne oldu o diyor. Unutur muyum, bendeki beyin var ya, 10 tane sim karta bedel. Oldu. Benim arkamda da telefon var, devamlı çalıyor. Kim arıyor acaba, çok merak ediyorum. Nasıl? Evet. Evet, şimdi sizleri dinliyoruz. Öncelikle ben şöyle başlayayım. Nasıl keşfettiniz? Böyle başından sonuna kadar bizlere İşte anlatın. Onu anlatmaya çalışacağım. Çok küçük yaşında babamla beraber ben balığa çıkardım. Belli bir zaman sonra tepemizde bir beyaz bir ışık gördük. Bu ışığı ben tabii UFO'nun olup olmadığını bilmiyordum. Biz devamlı lüfer yakalardık. Normalde hepimiz zaman tabii, zaman da ışıklar görüyoruz. Evet. Ama ben bu olayı 4 gün 4 gece yaşadım. Ve belli bir gün sonra babama sordum. Babamcığım dedi, böyle rahmetliydi kendisi. Oğlum dedi, bu ışık ne, bu ay dedi, bu kadar niye yakın dedi. O da dedi ki, oğlum o ay ise bu da yay mı dedi. Ve aradan epey zaman geçince bu benim kafamda kuşku uyandırdı.
Belli zamanlarda başım herkes aşağı bakar, ben yukarı bakarım. Devamlı yıldızlar... Öyle bir merak mı uyandı sizden? Evet, oradan başladı. Bütün benim hayat hikayem 13-14 yaşından itibaren başladı. Ve zamanla ben bu askerliğimde bile herkes 3-5 nöbetine kolay kolay gitmez. Ben giderdim. Çünkü 2 saat değil bana 2 dakika nöbet gibi gelirdi. Bütün yıldız konumlarını Sirius'un olsun efendime söyleyeyim Nebula'nın, Orion'un takipçisi oldum. Bir de kuyruklu yıldızla büyük ayın arasında büyük bir rota olduğunu tahmin ettim. Ve ondan sonra başladım. Kamera yokken sadece gözlerle. Öncelikle ben kendime inanmam lazım ki sonra... Böyle bir dosya, şeyin olduğuna. Pekala, UFO amacınız nedir sizin? Yani herkesin bir yolda bir hayali vardır. Kimi oyun oynar, kimi gezer, kimi şey yapar. Benim de tatlı bir hobim olarak bunlara merak saldım ve hala da... Pekala, sizce UFO var mı? Var tabii. Yani, ne kadar inanıyorsunuz? Nasıl inanıyorsunuz? Beni inandırın bakalım. Tabii. Nasıl belgelemiş bir tanem. Onu söyleyeceğim şimdi de. Tamam. Oraya gelmeden evvel. Şimdi her şeyden önce bir insanda bir üçüncü göz vardır. Kalpten inanırsan azminle, hırsınla, zamanınla bir yerlere gelebilirsiniz. Buna çok katılıyorum size. Teşekkür ediyorum. Çok özür diliyorum. Bir şey söylemek istiyorum. Sayın seyirciler burada ben hayatım boyunca zaman zaman oturduğumda ve kendim geçmişimi bugünlere kadar düşündüğümde hep istediğim şeyler hayatımda olmuştur. İsteyin diyorum. İnanmak çok başaracaksınız. Önemli. Başaracaksınız. İnanın, başarı sizde olacak. Ama yüreğiniz temiz olsun. Kesinlikle. Çok doğru. Kimsenin emeğinde gözünüz olmasın. Yaptığınız çevrenizde, dostlarınızda yanlışınız olmasın. Kimsenin dedikodusunu yapmayın. Bakın benim için çok önemli. Bir insana leke sürmek o kadar kolaydır ki. Ağızdan söz çıkıp bir mesajı yazmak o kadar kolaydır ki. Ama bu vicdan... Eğer daha sonra bu vicdanı taşıyabilecekseniz bir gün sizi rahatsız etmeyecekseniz demek ki sizin bu dünyada yaşayacak yeriniz yok. Kesinlikle çok doğru, kesinlikle haklısınız. Kaldığım yerden devam edebilir miyim? Evet, evet. Tabii. Derken işte zaman içerisinde ufak bir hobi olarak bir şeyler biriktirdim parayla, kamera almaya başladım. Ve bayağı çekimler yapmaya başladım. Bir nerede gün, yaptınız bu çekimleri? Koca Mustafaşa'da Ramazan Efendi Camii'nin arkasında... Orada oturuyordum. Diğer çok birkaç arkadaşımlarla beraber. Çok özür diliyorum. Rica... Canlı yayın. Çok özür diliyorum. Sakın unutmayın, kesmek zorundayım. Alo. Alo. Asiyeciğim, Bursa, hoş geldin hayatım. Hoş bulduk Nevin'cim. Nasılsın? Çok teşekkür ederim canım benim. Sen nasılsın? İyiyim. Tanıdın mı beni? Tanıdım. Buyurun. Nasılsın? Bayramın nasıl? Vallahi buradayız. Gayet iyi. Ev kalabalık, burada kalabalık. Nevin yaşasın. Buyur canım, çok çabuk söyle. Çok güzel canım benim, çok güzel olmuş elbisen. Ben güzelim be, ben neden güzelim biliyor musun? Tavuklar yumurtladı, kırdım, içtim. İnan sütünü sağdım ineğin, içtim. Her şey böyle organik olduğu için, ben de köylü kız olduğum için güzel oldum. Bursa'ya gelmiyor musun? Yok, Bursa'daki her şeyimi sattım. Zeytin tarlaları, evler, hepsi gitti. Rezidans aldım, ona geleceğim. Daha yapılmadı. bana beklerim. Sana geleceğim ama ben öyle şeye sanatçıyım. Ben çok ünlü bir sanatçı, öyle rüşvetsiz. Tabii canım ki hayatım. Sana. Canımsın sen benim. Çok öpüyorum seni. Allah'a emanet ol. Ailene de sevgilerimi, saygılarımı. Ben de canım, kendine iyi bak. Çok teşekkür ederim. Bursa'ya sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Diyorlar ki bana nereden buluyorsun, geliyor programa girince, buraya girince kopuyorum ben. Evet, devam edelim. Ondan sonra işte bir arkadaşımla beraber devamlı bahçemizde, tabii emekli olduktan sonra, yani ancak zamanımızı ayırabildik, emekli olduktan sonra devamlı çekmeye başladım. Bir ara, çekerken ne yakaladın, onu da bir anlatsana. Tabii beni Facebook'tan, Google'dan Yalçın Almanya'da UFO'cu kumburgaz UFO'ları diye görürlerse orada bütün görüntüleri görecekler. Okan'a çıkacakmışım, bakıyorum Okan'a gitmeden ben yakaladım seni. Saydık gelsin diye. Sonra ben bir şey daha kendim icadımı yaptım. Normal sigara çakmağından bir ışık yaparken gökyüzünde çok büyük parlak ışığın çaktığını hissettim. Yaklaşık 1998, yani depremden olmadan evvel, çakmakla derken bir lamba, lambadan derken optik olarak lens gibi bir ampulle gökyüzüne lazer olarak ışık saymaya başladım.
Ve 2007'den sonra artık bayağı aşağı inip birebir olduğum için gözükmeye başladı ve ben bunları hepsini çekmeye başladım. 2007, 2008, 2009 bir versiyonu gibi oldu. Bu arada Sayın Haktan Oktan'a ben buradan çok çok teşekkür ediyorum. Dünya olarak beni burada lanse ettiği için ona ayrıca teşekkür ediyorum. Bu sohbet etmeye devam edeceğiz ama bir telefonumuz varmış. Alo. Alo. Metehan hoş geldin. Hoş bulduk Nevin abla, nasılsın? İyi gülüyor, nasıl? Canım benim, çok severim kendisini o yüzden. Ne seveceğim? Kardeşim gibi dünya tatlısı. Ben sevmiyorum onu. Çok severim dünya tatlısı. Metehan'cım hoş geldin, nasılsın canım kardeşim? Çok iyiyim, hamdolsun. Hayırlı bayramlarınız olsun. Tüm Müslüman aleminin kurban bayramı kutlu olsun. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Çok, çok güzel gözüküyorsunuz, buradan izliyorum sizi. Güzeliz biz hepimiz. Metehan, nerelerdesin, ne yapıyorsun? Hiç sesin solun çıkmıyor. Abla koşturum valla, çalışıyorum. Konserler, programlar. Canım devam benim. Yani. Var mı söylemek devam. İstediğim bir şey? Bak kardeşimi gördüm orada. Canım benim, bir tanem. Seni kocaman öpüyorum, yüreği benim. Güzelim. Dünya tatlısısın. Metehan da gerçekten çok başarılı bir sanatçı kesinlikle. Sesi inanılmaz güzel. Çok güzel parçaları var. Yakında eminim bayağı güzel şeyler yapacağını biliyorum onun. Ben İnşallah. Biliyorum aslında, söyleyemiyorum. Kendisi gelsin, kendisi söylesin programda sonra. Hadi seni. Ben biliyorum ama söylemiyorum. Bak bir şey söylesen mi hocam? Var ya Berna. Çok şey gibiyim, paparazzi gibi oldum. Herkese destek versin diye elinden geleni yapıyor benim gibi ya. Vallahi hakikaten bravo. Yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Buyur canım benim. Ne söylemek ablacığım istersin? Ablacığım sizi gördüm, vallahi mutlu oldum. Öpüyorum hepinizi. Hayırlı bayramlarınız olsun. Biz de seni olsun. Öpüyoruz. Buradan kendine iyi bak. Görüntüsü. Allah'a emanet ol diyorum. İnşallah. Berna nedir bu bizim İnşallah. Hayatımız ya? Bir telefonumuz varmış. Hadi bakalım, çok önemli bir telefonmuş. Alo diyoruz. Engin Yavuz, engelsiz. Alo. Engelsiz Engin. Canım benim. Canım. Hoş geldiniz yayınımıza. Emin ablacığım, nasılsın Emin kardeşim? Ay canım benim, bir tanem, hoş geldin programa. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Beyracığım senle hoş geldin. Senle vallahi fıstık gibisin. Canımsın, kurban olurum ben sana, fıstık gibisin. Şimdi Engin'i kimse tanımadığı için normalde ben öncelikle bir tanıtayım. Engin Yavuz, engelsiz Engin Yavuz diyeyim. Öyle bir arkadaşımız kendisi. Paşabahçe'de yaşıyor. Dünyanın en şeker insanlarından biri. Ben seni bu güzel günde yalnız bırakmadım. Canımsın. Evet, Engin bana çok büyük destektir. Her zaman benim yanımda olduğunu söyler. Ay canım benim. Her zaman bana destek verir. Dünyanın en tatlı insanı. Benim şans meleğim. Evet, evet. Sen benim şans meleğimsin bir tanem. Vallahi Nevin kardeşim. Nevin kardeşim iyi. Vallahi hepsi iyi. Geleceğiz. Iyidir, geleceğiz. Nevin'le gelmek falan. İstiyor. Nevin'e bahsettim senden. Nevin'le birlikte de geleceğiz sana. Çok güzel dedim valla. Ay kıyamam. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi engellerle ilgili tabii ki Berna'nın projesi bu. Bir şey söylemek istiyorum. Lütfen hiçbir zaman şunu unutmayalım. Geçen sene de ondan önceki bütün yayın dönemlerimde ben bunu söyledim ki benim 10 dakika sonra, şu an ekranlarda oynuyorum ama 10 dakika sonra ne olacağımı hiç kimse bilemez. Bunu hiç unutmayalım. Hiç unutmayalım ama hayat öyle bir acımasız ki yarınlar bize neyi gösterir hiç bilemeyiz. Lütfen diyorum. Şimdi diyorum ki sevgili Canan Hanım, ben bir şarkı söyleyeyim. Sözümüz vardı. Hadi bakalım.